Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri Kampı'nda, yani şu kitabın kampında geldik 9. günün 2. dersine. Yani bugünün son dersindeyiz. Kenar ortayı bitireceğiz. Hayırlısıyla güzel bir şekilde bitireceğiz. Çok güzel sorular var ama. Başlar başlamaz çok güzel sorular var. O zaman çok fazla oyalanmayalım, derse başlayalım. Evet, şöyle örnek 13'te kalmıştık. Bir panoya üçgen biçimindeki karton ağırlık merkezinden çakılan bir çivi ile sabitlenmiş. Üçgeni koymuşum panoya, ağırlık merkezinden de bir çivi çakmışım oraya. Karton pano üzerinde döndürülürse, yani çivi merkezli bir dönüş olacak değil mi? A köşesi C köşesinin olduğu noktadan geçmektedir. Şimdi bak, şimdi animasyonda göstereceğim. Animasyonun etkisini göreceksin. Soruyu çok güzel anlatacaksın. Ama şunu da söyleyeyim. Soruyu bir çözerken durduracağım. Animasyonu bir daha koyacağım. Muhammed, bunu sana söylüyorum. Unutma diye söylüyorum. Muhammed de animasyonu böyle hazırlayan arkadaş var ya. Bu video içine koyan arkadaş var ya. Onun sayesinde çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Neyse, döndürelim be hadi. Animasyonu koy Muhammed. Şimdi bir çivi yediler. G noktası etrafında ben bunu döndüreceğim. Hop, döndürürken C'den geçiyormuş. Durduk. Peki bu dönüşlerde biz ne yapacağız? Dur bir bana bak. Bir kendimi önce bir büyüteyim şöyle. Şuraya bakar mısın? Bir noktayı bak, şu nokta etrafında kalemin şu ucunu döndüreceğim. Hop, dönerken böyle oluyor değil mi? Yani bu dönüşü tam bir dönüş yapacak olursak şöyle. Ne oluyor? Aynı noktaya geldiğinde bir çember üzerinde hareket etmiyor mu? Evet. Döndürme sorularında aslında bir noktanın şuraya olan uzaklığı her zaman sabit kalmıyor mu? Evet. İşte bu merkezli, o nokta merkezli bir ne oluşuyor? Daire üzerinde ya da çember yayı üzerinde hareket ediyor bu. Şimdi anladık değil mi? O zaman devam edelim animasyona. Şimdi nerede kalmıştık? G'den dönmüştü. C'ye kadar gelmişti. Hatta A C'den geçiyormuş. Hatta bunu döndürmeye devam edelim böyle. Eski konumuna da geldi mi? Geldi. Tamam. Bunu anladık herhalde değil mi? Yani burada işin esprisi ne oluyor? Bak dikkat et. Şu merkezli döndürdüğüm zaman, hatta şöyle göstereyim bir saniye. Şu merkezli döndüğü zaman hop şuraya koydum ya şöyle. Hocam bunu böyle koyduktan sonra bu dönüş yaparken bak, şu A noktası dönüş yaparken hop şöyle C noktasından geçiyor. Hatta bu dönüşte bir çember yayı yok mu böyle? Hocam bir çember yayı var böyle. Hatta bu çember yayı, ben A'yı döndürürken yalnız, bu çember yayı devam ediyor şöyle. Hop şöyle bir şey oluyor. Burada ne oldu? Çemberdeki daha çemberi görmedik ama buradan da anlarsın zaten. Hocam bunun buraya olan uzaklığıyla kalem buraya geldi ya, buraya olan uzaklığı birbirine eşit olmuyor mu? Evet, işte işin esprisi bu kardeşim. Şunlar birbirine eşit oldu. Hatta dur, animasyonu yeniden getireyim ben sana burada. Madem bunlar birbirine eşit, bunlar birbirine eşit ya. Yani GA ile GC birbirine eşit. O zaman GC'yi de döndürürken ne olacak? Bak şimdi GC'yi de döndürelim. GC'yi de animasyonda döndürdüğümüz zaman bak, A köşesinden geçecek o zaman. Ki döndürmede bak nereden geçiyor? Tam A köşesinden geçiyor. Anladın mı olayı? Tamam. Hatta ve hatta animasyonsuz göstereyim ben bunu. Hocam bu B noktası döndürürken ne yapacağım bu nokta etraflı? O zaman şu yarıçaplı şöyle bir dönüş yapacak. Bunun dönüşü de şu dairede olmayacak mı arkadaşım? Olacak. Tamam. Buna da dikkat et. Zaten animasyonda dönerken B köşesine de dikkat et. İçeride bir daire oluşturuyor böyle. İstersen Muhammed'i uğraştırmayalım. Sen geri sar. A nasıl hareket ediyor? C nasıl hareket ediyor? B nasıl hareket ediyor? G merkezli döndürmelerde. Ama dikkat et. A ile C dönerken A hem C'nin üstünden gidiyor, sonra buraya geliyor. C'yi de döndürdüğümüzde C dönerken hop tam A'nın olduğu köşeden geçiyor. Biraz önce zaten animasyondan gördük. Peki işin esprisi bu dedik. Çok güzel. Ben buradan şunu A noktasının C'den geçmesinden dolayı GA ile GC'nin eşit olmasını anladım. Eyvallah. Bize verilen bilgileri kullanmak zorundayız. 15 ile 18'i kullanacağız şimdi. Ben bunu nasıl kullanacağım hocam? Burada özel bir durum var mı başka? Yani şunu şöyle uzatsam mı? 15 bölü 2 15 bölü 2 işime yaramıyor. Ya da şunu şöyle uzatsam mı? İşime yaramıyor. Ağırlık merkezini kullanacağız burada. O zaman ağırlık merkezinde nasıl kullanalım? Bu sefer şu şekilde. Hop, bu ağırlık merkezinden geçen ne olacak? Kenar orta olacak değil mi? Hocam şu kenar orta. Çünkü ya normalde de bunu çizmeyin dedim ama söylesem mi söylemesem mi diye ikilemde kaldım. Normalde bu köşeden gelen çizilmez kardeşim. Çünkü özel bir durum oluşturmuyor. Ama burada mecbur kaldık. Çizdik. Çizdiğimiz zaman da bak mantıklı olduğunu göreceksin. Çünkü niye? Özel bir durum oluşturuyor. Çünkü sen buradan bu ağırlık merkezi ve bu ağırlık merkezi içine yaramadı. Bunu çizdin. Kenar orta olduğunu söyledin. Eğer burada özel durum olmazsa sileceğim. Buraya baktığım zaman hocam bu bir ikizkenar üçgen. İkizkenarda çizilen kenar orta oldu bu. İkizkenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Evet, şundan dolayı bahsediyorum. Tekrar söylüyorum. Şu ikizkenarda çizilen kenar orta olduğundan burası yükseklik oldu. Tabanı iki eş parçaya bölecek o zaman burası. 9 9 yaptı. Sonra ne yapacağız? Hocam bu aynı zamanda büyük üçgende de yükseklik ve tabanı iki eş parçaya böldü. Aa, ne üçgeni bu? İkiz kenar üçgen oldu. O zaman 15 ise burası da 15 mi olacak? Evet. Burada ne var? 9 12 15 üçgeni hocam, ya da şurada 9 12 15 üçgeni. 3 4 5'in
3 katından dolayı. Evet, burada ne diyorduk? A 2A diyorduk ya da direkt 12, biz bunun tamamını 12 bulduk ya. 12'yi 3'e böl, kısa parçayı bul diyorduk ağırlık merkezinde. 12'yi 3'e böldüğümüzde 4 yaptı burası. Burası da 8 yaptı. B köşesinin çiviye olan uzaklığı isteniliyor. Evet, B köşesinin çiviye olan uzaklığı da böylelikle kaç oldu? 8 oldu. Çok güzel bir soru değil mi? Ve bence güzel de anlattım. Ya animasyon olmasaydı bu kadar güzel anlatamazdım bu arada. Sen kendin animasyonla da gördün. Hem A köşesinin nasıl hareket ettiğini, hem C köşesinin nasıl hareket ettiğini, hem de hatta al geri B köşesinde nasıl hareket ediyor. İçeride dönerken bak içeride bir daire oluşturuyor. Çok da güzel oldu ve burada şunun eşit olması, A'nın C'den geçmesi, şu kalem döndürme gibi döndürürken bu kalemler gibi düşün bunları. Bunların eşit olmasını bulutturdu sadece bize ekstradan bu soruda. Çok hoş soru. Evet, cevap 8. Geldik bir sonraki soruya. Bir katlama var elimizde. Tamam, şöyle büyütelim. Elimizde bir katlama var. ABC üçgeni şeklindeki bir karton AD boyunca katlandığında şekil 2'deki görüntü oluşuyor. Hadi bakalım, katlamaya alıştın aslında. Sen de şöyle bir katlayalım. Katlamada ne yapıyordu? Katlanmış ya. Aç, katla, aç, katla, aç. Ne oluyordu? Zaten biz sorularda bu katlanmış hali açacaktık. Açık hali, katlanmış hali zaten sana şimdi de gösterdim. O yüzden burada da ne yapıyoruz? Şekil 2'de bize bu şekil verilmiş ya. Hemen eski haline geri getiriyorum. Hop şöyle açıyorum. Ve açtığım zaman da nereye denk gelmiş bu? Hocam şu şeye denk gelmiş. Tam böyle katladığın zaman bu nokta G'ye denk gelmiş. Bak sen. Demek ki soruda ben bunu kullanacağım. Eyvallah. Şimdi G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi ve CD de bize 4 olarak verilmiş. Burası 4. Katladığımızda burası da ne olacak? 4 olacak. Katlama sorularında üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit diyorduk. O zaman hocam şu açılar birbirine eşit. Ondan sonra bu açılar da birbirine eşit ama bu açıların eşitliğini kullanmayacağım galiba. Şu kenarlar eşit. Sonra bu kenarlar da eşit. Kenarların da eşitliğini kullanalım şöyle. Şu ve şu. Sonra bizden ne isteniyor? Bizden şuradaki x uzunluğu isteniyor. Arkadaş bak şimdi. Büyük üçgende G ağırlık merkezi. Hocam B'den mi çizeceğim böyle? C'den mi çizeceğim böyle? Ya da A'dan gelen garibim G'ye kadar gelmiş. O zaman benim onu kullanmam lazım. O zaman A'dan buraya kadar gelmişse devamını getirmeliyiz değil mi? Artık bunu öğrendik. Devamını getirdim. Ama ağırlık merkezinden geçen ne oluyordu? Hocam 1'e 2 oran oluyordu ve kenar ortay oluyordu. Bu ikisini de düşüneceğiz yalnız. Hem 1'e 2 oran olacak. A ise 2A. O zaman hocam bu da 2A değil mi? Burası da 2A'dır. Çünkü katlamada üst üste binen kenarların eşitliğini de gösterdik. Bir de şu kenar ortay olacak. Şu parçayla şu parça birbirine eşit olacak. Sonra ne yapacağız hocam? Dur o zaman. Düşün. Her verilen bilgiyi kullanmayı düşün. Ne yapacağız şimdi? Benim bir kere 4'ü kullanmam lazım. Hocam ağırlık merkezinden A 2A var. Tamam, sonra buradaki 2A'yı buldum böyle. Tamam. Başka? Bir de bulduğum bilgiyi kullan diyor. Ne var bir de burada? Arkadaş şuraya dikkat eder misin? Bak şu üçgene dikkat eder misin? Allah aşkına şu üçgene dikkat eder misin? Şurada bir de ben üst üste binen açıların eşitliğini gösterdim ya. Ana ne var burada? Hocam açıortaylık var burada. Açıortay bu. Yani buradaki üçgende bu açıortay. Koldaki oran tabandaki orana eşit değil miydi? Evet. Artık kısaca 2A'daki 4 ise 2 katı. Hocam burası 3A. 3A'daki de 2 katı. Kaç yapacaktır? 6 yapacaktır. Yani burası 6 oldu. Toplamda bak şunlar birbirine eşitti. Hocam burası 10 iken burası da 10 olmak zorunda. Burayı da 10 yazdım. Benden ne isteniyor? X. X'e bak şimdi. 10 burada. 6 burada. Toplamda kaç yaptı o zaman? 16 yaptı. Evet, örnek 14'te böylelikle 16 olarak bulduk. Geldik örnek 15'e. Evet, yine bir katlama sorusu. Üçgen biçimindeki bir karton. ABC kartonu. Şekil 2'deki gibi. C köşesi A köşesine gelecek biçimde katlanıp BF çiziyor. Hadi gel beraber katlayalım. C köşesi hop A köşesine gelecek şekilde katladım. Sonra da BF'yi çizdim. Tamam. Muhammed buraya kadar. Katla aç yaptırmayayım bu sefer sana. Çünkü olayı anladık. Katlama sorularında biz ne yapıyorduk? Hocam katla aç. Katla aç şeklinde gidiyorduk. O zaman burada da aynı şeyi yapacağız. Yani katlanmış hali ne yapıyoruz? Hop geri doğru açıyoruz. Eski haline geri getiriyoruz. Gözükmüyor mu? Şöyle yapayım. Şöyle kenara çekince gözükecek galiba. Neyse tamam. Şimdi bir de bize ne verilmiş? DE bölü AE 1 bölü 2 verilmiş. Bak verilen bilgileri kullanacağım. Hocam şurada 1 bölü 2 oran verilmiş. Bir de katlamayı kullanacağım. DE bölü AE. Tamam. Şuraya bir A yazayım. Buraya 2A yazayım. Şimdi geldik buraya. Şekli de büyütüyorum şöyle çünkü gözükmüyor. Tamam şimdi gözüküyor. Şimdi üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şunlar birbirine eşit. Şu parçalar birbirine eşit. Burası 3A ise burası da ne olacak o zaman? 3A. Hemen 3A'yı yazdım buraya. Sonra hocam şu kenarlar birbirine eşit. Eyvallah. Başka bir de burada şu durum var. Hocam
Belki işime yarar, belki yaramaz. Üstte binen açılar birbirine eşit olacak. Bu açıların da eşitliğini yazayım böyle. Sonra üstte binen buradaki açılar da birbirine eşit olacak. Şunlar eşit olacak. Sonra bu açıyla da bu açı eşit olacak. Ya da hocam bu ikizkenar ya, çizilen kenarortay direkt yüksekliktir. Ya da aynı doğru üstünde gidiyorsa katlama ne oluyordu? Direkt burası 90 derece diyorduk. Çünkü niye? Hocam bu açıyla bu açı üst üste binen açılar toplamı 180 yani 90 yaptı diyebiliyorduk. Neyse 90 90 belki işime yarar. Şuraya da bir çizeyim istersen. Tamam. Ne yapacağız? Şimdi benden ne isteniyordu? Soruya da bakalım. Şekil 1'deki BC uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Dur. Şekil 2'deki DE uzunluğu. Şu DE uzunluğunun buradaki uzunluğu oranı nedir diye soruluyor bana. Şimdi ne yapacağız burada? Soruya bakıyoruz. Arkadaş, her verilen bilgiyi kullanmak zorundayım. Bıktınız biliyorum ama bıkana kadar böyle. Ta katıcı isimlere kadar böyle. Buraya çalışmayı öğretiyorum kardeşim ben. Ne yapacağız hocam burada? Ya adam bunu boşu boşuna çizmemiştir. Bunu boşu boşuna çizmemiş. Bunu çizmiş ve burada 1'e 2 oran yap. O zaman ben bunu düşüneceğim. Bakıyorum. Bunun özelliği ne? Kenarortay. Bak kenarortay doğrusu. Sonra burada da 1'e 2 oran var. İki şart sağlandı. Ne güzel. Hocam hem bu kenarortay oldu böyle hem de burada 1'e 2 oran var. İki şart sağlanırsa ağırlık merkezi oluyordu. Yani dolayısıyla burası kesinlikle ama kesinlikle ne oldu? Ağırlık merkezi oldu. Madem ağırlık merkezi, hocam bu da ağırlık merkezinden geçtiği için bu kenarla da bu kenar birbirine eşit olmak zorunda. Yani burası 3A oldu. Toplamda burası kaç A oldu? 6A oldu. Hatta sana soruyla alakası yok ama söyleyeyim. 3A. Muhteşem şu sağlandı. Buradaki açı da 90 derece oldu. Ya da şunlar eşit, şunlar eşit, ort taban oldu. Burası 90 ise burası da 90 da diyebilirdik. Şimdi soruya bir daha bakalım. Bizden ne isteniyordu? Hocam şekil 2'deki DE uzunluğunun yani A'nın şekil 1'deki BC uzunluğunun oranı. Biz burayı 6A bulduk yani burası 6A çıktı. 6A'ya oranı isteniyor. O da kaç yapıyor o zaman? 1 bölü 6 yapıyor. Evet, örnek 15. 1 bölü 6 oldu. Bu da güzel bir soruydu. Geldik özelliklere. Şimdi gençler, biliyorum burada bir eleştiri yiyeceğim. Ama bilmiyorum da benzerlik konusundan sonra bir daha bakarsınız buna. Tamam, benzerlik konusundan sonra bir daha bakmanızı istiyorum. Çünkü hocam daha benzerliği görmeden bu özelliği niye burada gösteriyorsunuz diye sorduklarınızı duyar gibiyim. Çünkü ağırlık merkezinde ya direkt böyle bununla ilgili sorular da karşımıza çıktığı için ta 9. sınıftaki basit benzerlikleri de hatırlayabileceğinizi düşündüğüm için o yüzden bu özellikleri burada verdim. Normalde burada vermeyip benzerlik içinde verirdim ama o zaman da benzerlik karışır. Ya benzerlik çok uzardı hocam, ne oluyoruz falan filan. Hani biraz benzerlikteki böyle şeyi hafifletmek için yani kurallar silsilesini biraz böyle hafifletmek için hem de burada benzerliğe bir adım böyle bir hatırlatma yapmak için bu şekilde yaptım. İsteyen eleştiri de yapabilir. Haklılık payınız da var yani bazı durumlarda. Evet neyse. Zaten ben size ne dedim? Videonun başında. Ta ilk videoda ne dedim? 0. videoda. Sene sonuna kadar bana istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Küfür etmemek şartıyla. O değil. Ama sene sonunda bir Allah razı olsun. Yeterli dedim. Hatta bana ve aileme bir Allah razı olsun. Şimdi özelliklerden birincisi. Arkadaş, bir ağırlık merkezi verildiğinde ve ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde şuradaki oran 2'ye 1, buradaki oran da 2'ye 1 diye vermiş bize. Niye? Sebep çok basit. Bak sen de hatırlayacaksın. Hocam şunu şöyle çizecek olursak, ağırlık merkezinden geçen şu doğruyu çizecek olursak kenar ortay olur. Ağırlık merkezinde 1'e 2 oran vardı. A'ya 2A'yı yazdım buraya ya da K'ya 2K'yı yazdım. Şöyle. Hocam sonra şu paralellikte şu temel orantıya bakacak olursak eğer. Hocam yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran var. Burada da 2'ye 1 oran olacak zaman. Yani burası 2A iken burası A. Aynı şekilde şu temel orantıya bakacak olursam yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran var. Hocam burada da yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran oldu. Böyle değil miydi hocam o? Öyleydi de yukarıdan aşağı da diyebiliyordu aynı zamanda. Yani burası 2B iken burası da B oldu. Gördün mü? Ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde kafadan da hayal edebilirsin. Olan yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran vardı. O zaman burada da yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran vardı dersin. Olayı bitirsin. Aslında bir özellik ama ispatında gösteriyorum ki sıkıştığın zaman şey yaparsın. Ki bence... İspatını gösterdiğim için bu özellik aklımda kaldı. İkinci özelliğe gelelim. İkinci özellikte ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde şunlar birbirine eşit oluyor diye söyleyeyim. Niye? Çok basit. Yine ağırlık merkezinden şöyle şunu çizelim isterseniz. Şöyle şunu çizelim. Burada yukarıdan aşağı ne var? 2'ye 1 oran var. Hatta kolda da 2'ye 1 oran var. 2A iken A, 2B iken B değil mi? Hocam burada 2 bölü 3 oran var. O zaman burası 2x iken burası ne olacak? 3x olacak. Bizim bu ağırlık merkezinden geçiyor. Kenar ortay olacak burada. O yüzden kenar ortay olacağı için burası da
3x oldu. Hocam burada da 2 bölü 3 oran var. E o yüzden burası da 2 bölü 3 oran olması için 3x'i buradaysa burası da 2x olur. Aa dikkat et. Şunlar birbirine eşit oldu. Gerçekten de ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde şu parçalar birbirine eşit oluyormuş. Tamam. Bunu da öğrendik. Geldik şuraya. Üçüncüde. Şimdi ağırlık merkezinden şöyle bir paralel çizildiğinde hocam bu çizgi şunun 3'te 1'iymiş. Yaptık aslında. İspatını yaptık bak. Hocam 2x yani şunu şöyle çizdiğimizde burası 2x yani burası 6x oldu. 3'te 1 oldu. Ama burada da farklı bir ispat yapayım. Hocam burada bu sefer tepeden değil de tepeden çizdiğimizde de çıkıyor. Bu sefer bunu çizmek istiyorum. Ağırlık merkezinde. E bunu çizince de A'ya 2A oluyor burada. E hocam burada 1 bölü 3 oran var. E o zaman burası x iken burası ne olur? 3x olur. Gördün. İspat. Demek ki ağırlık merkezinden şöyle paralel çizdiğinde 1'e 3 oran var. Hatta bu böyle olsaydı burası da x olurdu. Hatta böyle bütünüyle de 2'ye 3 oran var mesela. 2'ye 3 oranını da bilmene gerek yok. Zaten bunun ispatıyla yapmanı tavsiye edeceğim. Dördüncü kural 3-1-2 kuralı. Ya 3-1-2 kuralını da aslında bilmenize gerek yok diyeceğim aslında ama benzerliği öğrendikten sonra bu da aklınıza kalacak. Niye? Bak şimdi kardeşim. Şu orta taban çizgisi değil mi? Şu kenar ortaylar çizilmiş öncelikle. Sonra bunu böyle çizince, şunu şöyle çizince bu orta taban çizgisi yaptı. Büyükte. Hocam orta taban çizgisi oldu bu. Eyvallah. Orta taban çizgisi olduğu için bu paralel. Şununla şu paralel. E aynı doğru ya. Yani şöyle bir paralellik var. Madem orta taban çizgisi K ise burası ne olur? 2K olur. Yani ilk etapta şurada yaptım orta tabanı. E burası 2K ise burası da 2K. E burada da orta tabandan burası da K mı oldu? Evet K 2K. Sonra şuraya bakacak olursak arkadaşım. Bak şuraya bak. Hocam şurada bir kelebek benzerliği var. Kelebek benzerliğindeki oran kaç? Hocam yukarıdan aşağıya 1'e 2. O zaman burada da 1'e 2. Bunu yazmama gerek yok. Zaten ben bunu ağırlık merkezinden dolayı biliyorum. E burada da 1'e 2. Yani burası X iken burası 2x yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz. X 2x yazdım. E hocam bu ağırlık merkeziydi. Şurada 1'e 2 oran vardı. Yani burası 2x ise eğer burası 4x olacak. X'i buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 3x kaldı. Bak 3, 1, 2 kuralı. 3, 1, 2 kuralını ne zaman yapıyoruz? Dikkat et. Hem ağırlık merkezi hem de orta taban varsa yukarıdan aşağıya doğru 3, 1, 2 kuralı var. Ya da şöyle bir şey. Hocam şu kenar ortay çizildi. Bu kenar ortay çizildi. Bu kenar ortay çizildi. Bu sefer orta tabanımız böyleyse o zaman orta tabanın küçüldüğü yere doğru şu köşeden itibaren 3, 1, 2 kuralı var diyeceksin. Yani burası 3, burası 1, burası 2 diyeceksin dostum. Ya da silinsin bakalım. Bu. Şöyle bir şey olduğunda kenar ortay hocam bu sefer bu çizilirse orta taban çizgisi bak şu çizgi yaptı o zaman köşesi buraya doğru küçülüyor. Buradan itibaren 3, 1, 2 kuralı vardır diyeceğiz dostum. Ama biz bunu bilmesek de ispat tekniğiyle de yapabilir miymişiz? Evet hepsi de benzerlikten çıkıyor. Benzerlikten sonra da verilebilirdi ama maalesef ağırlık merkezinde de böyle sorular çıkabildiği için burada vermek zorunda kaldım bu özellikleri. Şimdi gel öğrenme alanıyla bu işi senle öğrenelim. Şimdi burada ilk sorumuzda hocam ağırlık merkezinden şöyle buna paralel çizilmiş, buna paralel çizilmiş, bir de buna paralel çizilmiş. GE, GF, GD toplamı verilmiş. Yani GE, X, Y ve Z toplamı verilmiş. Benden ne isteniyor? AB, şu kenar, şu kenar ve şu kenar toplamı isteniyor. Şimdi aslında bir tanesini bulsak devamı gelecek. Ya ben bir tanesi ispatıyla yapayım. Şunu şöyle çizdiğin zaman hatta şöyle mavi kalemle çizeyim de karışıklık olmasın. Bunu böyle çizdiğin zaman hocam burada 1'e 2 oran yok mu? Var. Bak ispat tekniği sıkıştığımız zaman. A iken 2A. E o zaman burada bir paralellik var. E 1 bölü 3 oran var. A burası ne oldu? 3x oldu. Yani dikkat et. Paraleli x iken burası 3x. E o zaman bu paraleli de y iken bunun tamamı da ne olmak zorunda? 3y. E bu paraleli z iken bunun tamamı da ne olacak? 3z olacak. Burası 3y. Yani bizden 3x artı 3y artı 3z isteniliyor. Şimdi x artı y artı z eşittir kaç verilmişti? 7. 3 katı da kaç yapar o zaman? 21 yap. Bir sonraki soruya geldik. Evet. Ne var burada? Hocam bu bir kenar ortay. Bu da bir kenar ortay. E bu da bir kenar ortay. Kenar ortaylıklar var. Bir de orta taban varsa yukarıdan aşağıya 3, 1, 2 kuralı var. Ama 3, 1, 2 kuralından yapmayalım. Bak sınavda da çıktı bu. Ya 7-8 yıl öncesinde çıktı. Haberin olsun. Şimdi burada ne yapacağız hocam? 12 olarak tabii şurası verilmiş bize. 12'yi kullanacağız. Şimdi burası ağırlık merkezi olduğunu gördük mü? Gördük. Ağırlık merkezi ise kenar ortaydır. Buralar eşittir. Şimdi dikkat et. Hocam şu ve şu orta taban çizgisi oldu. Çünkü eşit. Eşit olduğundan dolayı. Madem orta taban şurada bir paralellik çıktı. E burada da küçük üçgende de yine aynı şekilde hem eşitlik var hem de paralellik var. Dolayısıyla
Dolayısıyla küçük üçgende de ort taban çıktı. Yani burası kaç oldu? 24 oldu. Burası da 24. Madem ort taban bir de 24 ise burası da kaç oldu? 12 mi oldu? Evet. Hatta bunu da yazmama da gerek yok. Sonra ne yapacağız? Hocam şuraya baktığımız zaman şöyle bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? 12 bölü 4. Yukarıdan aşağı 12 bölü 24. 1'e 2 oran var. O zaman x'ken burası. Burası ne olacak? 2x olacak. Değil mi? 1'e 2 oran olduğunda. Hocam burası ağırlık merkezi. Burası 2x ise burası da 4x olur. Buraya 3x kaldı o zaman. Şimdi dikkat et. 90'dan bir kenar ortay çizilmiş. 24, 24 ise burası da 24 olacak muhteşem üçlüden. Yani şunun tamamı 6x. Bak 3 birik kuralında yine ispatıyla yapmış olduk. 6x muhteşem üçlüden dolayı eşit olacak 24'e. X'i de böylelikle kaç buluruz o zaman? 4 olarak buluruz. Cevap 4 çıktı bu soruda. Evet, B şıkkında bulduk. Geldik örnek 16. Şimdi ABC üçgeni biçimindeki bir karton DE boyunca kesiliyor. DE boyunca keseceğiz. Sonra oluşan DBE üçgeni BE kenarı BC üzerinde kalacak biçimde 5 birim sağa ötelendiğinde D noktası ABC üçgenin ağırlık merkezine gelmiş. Yani ağırlık merkezine gelene kadar öteleyeceğim ben onu. Buna göre şekil 1'deki BC kaç birimdir diye sorulur. Hatta anlamadık mı? Gel Muhammed, hemen keselim şunu. Bir DE boyunca kestik. Sonra da üçgeni hop böyle D ağırlık merkezine gelene kadar böyle kaydırdık. Gördün. Bu şekilde. Hocam ne yapacağız bunda? Şimdi bir kere burada arkadaş bir daha gösterelim mi? Muhammed bir daha gösterelim mi? Yani bu sefer şuna dikkat edelim. D noktasına dikkat et. Ben BE'yi böyle BC üstünde kaydırıyorum ya. B noktası, D noktası daha doğrusu hep zemine aynı uzaklıkta değil mi? Kaydırırken bir daha dikkat et şimdi. Muhammed bir daha kaydıralım. Hop kaydırırken hep D alttaki doğruya hep eşit uzaklıkta oluyor. O yüzden ona dikkat et. Şimdi gelelim şuraya. Şimdi bunun eski hali bu. Tamam. Üçgenimiz bu şekilde. Şimdi ben bunu kaydırırken D noktası tam ağırlık merkezine gelmiş ya. Kaydırırken hocam buradaki nokta buraya, buradaki nokta buraya, hep buraya eşit uzaklıkta. Yani o zaman bu alttaki doğruya paralel bir şekilde hareket etmiş olmadı mı? Evet. Ve ben bunu 5 birim sağa öteliyorum. 5 birim sağa ötelerken D 5 birim buraya gider. Ya da B 5 birim buraya gelir. Ya da E buradayken E üssü buraya geldi. 5 birim sağa gitti. Ama benim için önemli olan bu. Hocam bu 5 birim hareket etti. Yani şurası 5 oldu ve ben şunun ne olduğunu buldum? Paralel olduğunu. Şimdi BC isteniyor bizden. Vay vay vay, soruya bak. Arkadaş şimdi şöyle bir şey çıktı. Elimizde bir üçgen var ve şuradaki paralelin 5 olduğunu biliyorum. Şurası kaçtır diye sorun. Çok kolay bir soruyu yenisi bir soruya çevirmemiş miyiz burada? Evet. Ne oluyordu? Şu ağırlık merkezinden paralel çizilince 1'e 3 oran olmuyor muydu böyle? Evet. Yani 3 çarpı 5 olacak bu. He. Olmadı. Şöyle yaparsın. Hocam şurası 5 birim dersin. Tamam. Ve benden bu uzunluk isteniliyor. Bunu ispatlamaya kalkarsın. Ya şimdi A'dan çizsem olur. 2 bölü 3 orandan şurayı bulursun. Sonra burası çıkar. Ya da şu 5 birim böyle ya. B'den çizsen olmuyor mesela. Şuradan şuraya geçiş yapamıyorsun. Ya da böyle gitti ya. C'den çizsen böyle ağırlık merkezi. Hocam 1'e 2 oran var. Burası 5 iken hop 1 bölü 3 orandan dolayı burası da 3 katı 15 olur diyebilirsin. Ama biz direkt şu özellik aklımızda kaldı. 15 diye yazdım. Ama bak özellikten yapmadım. Dikkat et, ispat tekniğini de gösterdim. Anlamadıysan ispat tekniğini de koy. O hocam özellik anlatıyor falan filan deva bana. Sıkıştığın an ispatı özellikten çıkacak zaten. Kolay bir şey olduğu için direkt ben 15'i bu şekilde yazdım dost. Geldik örnek 17'ye. Şimdi örnek 17'de ne verilmiş? ABC dik üçgen verilmiş. Bir de dikdörtgen verilmiş. Madem dikdörtgen verilmiş, buradaki dikdörtgeni ben kullanacağım. 90 90 90'ları şöyle bir yazayım. Yazdıktan sonra BF'yi de 10 birim olarak vermiş. CD'yi de 6 santimetre olarak vermiş. Şekildeki G noktası ABC üçgenin kenar ortayların kesim noktası. Ben buradaki G noktasını kullanacağım kardeş. Kullanacağım. Hocam şöyle muhteşem üçlü çizsem mi? Ama onu ve 6'yı şu an kullanamıyorum. O yüzden bunu çizmeyeyim. Başka ne yapmalıyız? Bu ağırlık merkezini bir şekilde kullanmam lazım. Bir şekilde kullanmam lazım. Aa hocam şu ağırlık merkezinden şu kenara paralel çizilmiş olmadı mı? Dikdörtgen dediği için karşılıklı kenarları paralel değil mi? Evet. Yani burası A iken burası da A olur. Burası A iken burası 3A olacak. Buraya ne kaldı? 2A kaldı diyebiliriz. Ya da ispat tekniğiyle de yapabilirsin. Hocam şunu şöyle çizdiğin zaman şurası K iken burası 2K ya. Hocam burası A, burası A. 1 bölü 3 oran var. A iken burası 3A'yı bu şekilde de ispat tekniğiyle de yapabilirsin. Ya da artık öğrendik. Şunlar birbirine paralel hocam. Burası A iken burası da A. 1'e 3 oran var burada. 3A olması lazım. Toplamda 3A eşittir A artı 10'dan. 2A eşittir 10'dan. A'yı da buradan 5 buluruz. Evet A 5 çıktı. Burası da 5. Şimdi buraya gelelim. Bu bir dikdörtgen. Hocam şununla da şu birbirine paralel. Hatta burası B ise burası da B. Paralel. Ağırlık merkezinden paralel. Burası 3 katı olacaktı. Yani burası 3B olacak. O zaman burası 3B ise eğer toplamda 3B eşittir B artı 6'dan. 2B eşittir 6'dan. B'yi de böylelikle 3 olarak buluruz. Evet B'yi de 3 bulduk.
Tamam. Şimdi bizden ne isteniyor? X isteniyor. Bitti kardeşim soru. Niye? Hocam dik üçgenin kenarları mevcut. Dik üçgenin kenarları kaç? Şurada gösteriyorum sana. Hocam şurası 9 oldu. Burası kaç yaptı? 15 yaptı. Ve benden x isteniyor. 9 ve 15. Hocam x'in karesi eşittir. 9'un karesi artı 15'in karesi mi yapanlardansın hala yoksa? Yok. 9 dediğim 3'ün 3 katı. 15 dediğim de 3'ün 5 katı ortak çarpan 3. X dediğim de 3'ün kare kökünde diğerlerinin kareleri toplamıydı. Değil mi? Yani 9 artı 25 yaptı o zaman orası. 3'ün karesi 9 artı 5'in karesi 25 yaptı. X'i de böylelikle 3 kök 34 diye bulur muyuz? Buluruz. Evet, örnek 17'yi de böylelikle 3 kök 34 bulduk. Ve gerçekten çok güzel sorular çözdük arkadaşlar. İspatlarıyla mispatlarıyla güzel özellikler de öğrendik. Sıkıştığımız zaman o özellikleri de yapacağız dostum. Evet, böylelikle 61. sayfayı da bitirmişiz. Trabzonlular selam. Böylelikle nereye geldik? Üçgende eşliğe geldik. Şimdi ilk önce şafak sayarımıza bakalım. 3. Şöyle tiki atacağız kardeşim. 9. gün tiki atılsın. Hadi beraber at şöyle. Şöyle tiki attık, güzel. Sonra ne yapıyoruz? Şuraya bakıyoruz. 9. gün tikini burada da atalım. Ödevimiz var mı diye bakıyoruz. Hocam ödevimiz var. 42 ve 47. Nerede? Soru bankasında. Soru bankası nerede? Ah, bu sefer arkada kalmış. Şöyle arkada kalmış. Görüyor musun? Şöyle. Aldım soru bankasını. Şu soru bankasından ödeviniz var. Ödevinizde ne yapıyorsunuz? Sayfa numarası kaçı açıyorsunuz? 42 ile 47'yi açıyorsunuz. Aynı zamanda neye bakıyoruz bir de? Hocam haftalık programda da şu 5. haftayı da bitirmiş bulunuyoruz. 9. günle birlikte. Ödevleriniz de bu kitapta açıortay ve şuradan bakıyorsunuz. Açıortay ve kenarortayın ödevlerine bakıyorsunuz. Bak bak, haftalık program. Açıortay şu, yani sayfa numarası 38, 41 ve 42-47'yi yapıyorsunuz haftalık programı takip eden arkadaşlar. Ki ben haftalık programı daha çok seviyordum. Bir de biliyorsunuz değil mi gençler? Evet, böylelikle 9. günde bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders, yani 10. günde üçgende eşliğe başlayacağız. Eşlik, benzerlik, bunlar da çok önemli konu. Neyse, 10. günde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.